Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta savunma sanayi serimizde Türkiye ile Azerbaycan arasında oluşturulan savunma sanayi işbirliğini ele alacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, katılmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağı uzun yıllar öncesine dayanıyor. Süregelen bu bağ her türlü ilişkiyi de beraberinde getirmiştir. 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığı ilan etmesi ve Türkiye'nin de bu bağımsızlığı ilk tanıyan devlet olmasından sonra iki ülke arasında bütün alanlarda olduğu gibi askeri boyutta da yeni bir döneme başlanmıştır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin son dönemde daha da arttığı görülse de aslında bu işbirliğinin uzun yıllardır devam ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim 2010 yılından itibaren Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında oluşturulan Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi en önemli müzakerelerden biridir. Bu müzakere ile birlikte askeri ilişkilerde ortak tatbikatların ve savunma sanayide işbirliğinin yeni boyutlara geldiğini söyleyebiliriz. 25 Ocak 2023 tarihinde Bakü'de kurulan Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı işbirliği ile Azerbaycan Türkiye'den bazı silah sistemlerini de almaya başlamıştır. İki ülke arasında imzalanan en önemli anlaşma ise 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 10 yıllık stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile birlikte ülkelerden birine askeri saldırı durumunda saldırıya uğramayan ülke tüm imkanlarını kullanarak saldırıya uğrayan ülkeyi destekleyecektir. Mayıs 2023'e gelindiğinde ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayi arasında SU-25 modernizasyon projesi imzalandı. Bu proje ile Türk savunma sanayisinin sahip olduğu yerli ve milli imkanların kullanıldığını görmekteyiz. Örnek verecek olursak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk menşeli güdümlü silah sistemleri entegrasyonu ve modernizasyonu faaliyetlerinin yürütülmesi gösterilebilir. Azerbaycan, askeri ve teknik alanda Türkiye'nin Aselsan, Havelsan, AESAŞ, Meteksan, Milsof ve Türk Havacılık Uzay Sanayi gibi birçok askeri sanayi şirketleri ile işbirliği yapmaktadır. Akıncı, Bayraktar TB2, Kobra Taktik Zırhlı Araç ve Bora 12 Keskin Nişancı Tüfeği gibi Azerbaycan ordusunda kullanımda olan Türk savunma ürünlerinin bir kısmını görmekteyiz. Ermenistan-Azerbaycan arasında gerçekleşen Karabağ Savaşı'nda Türkiye askeri ve politik olarak Azerbaycan'ı desteklemiş, ihtiyacı olduğu savunma ürünlerinin tedariğini sağlamıştır. Savaşın en önemli faktörlerinden olan Bayraktar TB2 ile Azerbaycan-Ermenistan karşısında üstünlük sağlamıştır. İki ülke arasında oluşan SİA işbirliği ile Baykar, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet Vergi Servisi tarafından Baykar Teknoloji Azerbaycan adıyla faaliyete geçmiştir. Genel olarak askeri ilişkileri özellikle bağımsızlık sonrası dönemde giderek hız kazanan, çok boyutlu ve derinleşen ilişkiler olarak bölgedeki güvenlik dengesini önemli ölçüde etkileyen bir niteliğe kavuşmuştur. Her iki ülkenin ilişkileri, bölgesel ve küresel dinamikler Azerbaycan ve Türkiye arasında hem genel hem de askeri ilişkilerin gelişme potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu göstermekte ve bu bağlamda iki ülke arasındaki ilişkiler ile geleceğe daha umutla bakmaya imkan sağladığı söylenebilir.